Saadet Partisi ilçe teşkilatı divan toplantısını Sani Konukoğlu konferans salonunda yoğun bir katılımla yaptı. Divan toplantısına Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman katıldı. Önemli ve güzel bir yukarı Yeşil Kongre başkanımızı aldı ve bununla birlikte de bizi temsil eden, onu da temsil eden bir milletvekilimiz oldu. Konya Milletvekilimiz Abdülkadir Karaduman Beyefendi'yi davet ediyoruz. Yaptığı çalışmalarla her zaman gündemde olan Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı ilçe divan toplantısını yoğun katılımla Konukoğlu konferans salonunda gerçekleştirdi. Gövde gösterisi yapan ilçe teşkilatı 2019 yerel seçimleri için çalışmalarına start verdi. Adı verilen bir mülteci kampı var. Bu yer mülteci kampı dünyadaki en ama en mükemmel mülteci kampıydı. Plantı'da ilçe başkanı Hasan Eroğlu'nun konuşmasının ardından kürsüye alkışlar eşliğinde çıkan Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi yeni bir arkadaşlarla konuşuyoruz. Yani bu kadar vahim bir tablo var. Bunu kim yapar? Herkes konuşur. AK Parti yapar. Neyse. 16 yıllık bu sürecin sonunda bu ülkeyi krize sokan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bizatihi kendisidir. Karaduman yerel seçimlerde Saadet Partisi'nin İnegöl Belediyesi'ni mutlak alacağına inandığını belirterek şunlar söyledi. Siyasi iktidar, Cumhur İttifakı olarak nitelendirdikleri ittifaka mensup olmayanlar, eleştirenleri bir kenara bırakıyorum, övmeyenleri kafir olarak nitelendirirken, bunu övmeyenleri kriminalize etmeye çalışırken, hayır kardeşim, bu ülkede senin düşüncene mensup olmayan herkes kafir değildir. Bugün bu ülkede senin düşüncene mensup olmayan insanlar terörist değildir demek suretiyle Millet İttifakı'nın kurucusu olan Saadet Partisi ve Saadet Partisi'nin neferleri bu oyunu bozmak suretiyle Türkiye'de sosyal bir bölünmenin önüne geçmiştir. Milletvekili Abdülkadir Karaduman 16 yıldır tek başına iktidar olan Adalet ve Kalkınma Partisi'ni sert bir dille eleştirerek şunlar söyledi. Ama bugün gelmiş olduğumuz noktada işte Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği ve bizim de sonuna kadar arkasında olduğumuz ve dün biz bunu 24 Haziran seçimleri öncesinde söylerken bu videoyu ilim gezdirmek suretiyle siyasi ahlaksızlığını ortaya koyan, siyasi iktidar, işte Temel Karamollaoğlu yatırımlara karşı, Temel Karamollaoğlu bu ülkeyi yapılacak iyiliklere karşı demek suretiyle siyasi ahlaksızlıklarını boy boy ortaya koyan ama bugün gelmiş olduğumuz noktada işte israf ekonomisine son vereceğiz, yatırımlara dönük olan yatırım, tüketime dönük olan yatırımları ortadan kaldıracağız ve üretime dönük yatırımlar yapacağız noktasına gelmiş durumdalar. Ya çünkü kara görüldü. Bundan sonra gidilecek başka bir yol yok. Bugün bu ülkede AK Parti'nin bu toplumla ilgili politikalara reçete yazmak gibi bir hakkı ne yazık ki kalmamış. Çünkü AK Parti'nin bizzatı kendisi artık hastadır. Ve bu hastaya reçete yazacak olan yegane parti.